Çok önemli bir galibiyetti. Bütün Bursa şehri, Bursa Spor Camiası için çok kıymetli ve önemliydi. Genç oyuncularım için özgüven anlamında önemliydi. Hepsini alnından öpüyorum. Ayaklarına, yüreklerine sağlık. Maçın teknik analizine gelirse, hafta başından oyunculara çok teorik anlamda Akhisarspor'un sadece kanat hücumu yaptığını, merkez hücumda çok etkili olmadığını, kanat ortalarını geçen hafta 50 ortayla, geçen hafta oynadığı Adana maçını 50 ortayla tamamlayan bir takımdı. Tamamıyla kanatlardaki organizasyonla, onların bize ortayla yapacağı atakları bir kere çok ciddi bir şekilde oyuncularım kesti. Oyunun ilerleyen bölümünde iki santrafora dönünce onlar bir stoper alıp üçlü savunma, iki de kanat bekiyle 5-4-1'e dönünce yine kanat organizasyonlarını, bütün hedefimiz buydu. Ve oyuncularım taktiksel anlamda benim senaryolarımı ve teorilerimi hayata geçirdiler. Zaten bu böyledir. Teknik adamlar bir senaristtir. Senaryo yazar, oyuncular ruh ve can katar. Sizin huzurunuzda hepsini tebrik ediyorum. Sizlere de hayırlı olsun diyorum. Sizler de Bursa şehrinin önemli kişilerisiniz. Hep birlikte başaracağız. Sizlere de çok ihtiyacımız var. Bugüne kadar verdiğiniz destekten dolayı çok teşekkür ederim. Siz ne istiyorsunuz? Şampiyon mu olmak? Şimdi burada tırnak içinde bir şeyi unutmamak gerekir. Bir maç kazandık. Ve ligin başında sürekli negatif şeyler yazan, negatif şeyler düşünen insanlar için bu genç oyuncularla şampiyonluğu oynayan ve ekonomik anlamda çok rahat bir takıma karşı bir puan, 3 puan aldık. Ben geçen hafta şöyle bir şey söyledim, siz herhalde kaçırdınız. Evet, bu takım şampiyonluğu oynamak istiyorsa 11 tane oyuncuya ihtiyaç var. Ancak ben oyuncumu yetiştirirken ve geliştirirken böyle baskı altında kaybetme ihtimalim olur. Genç oyuncu bu kadar hassastır dedim. Ben bugünkü alınan puanla bu takıma tamam oynar şampiyon olur dersem çok doğru olmaz. Gerçek dışı olur. Bunu siz de benim kadar biliyorsunuz. Ben ilk geldiğimde Özlüce'de bir şey söyledim. Timsah'ın fiziksel özelliği, dişleri aşındıkça yenileri gelir. Ama oyuncuyu oynatmak mesele değil, korumak daha bir önemli bir mesele. Koruyarak oynadı. Geçen haftaki maçı söylüyorsunuz. Geçen hafta Ozan 2001 doğumlu. Maçın içinde 3 tane aksiyonu var. Bir hamle hatası sarı kart, bir hamle hatası birinci gol, bir hamle hatası kırmızı kart. Ve şu anda ben oyuncuyu kazanmak için o kadar çaba sarf ediyorum ki. Bunlar bu şehrin evlatları, bu şehrin çocukları. Korumak mecburiyetindeyiz. O yüzden ben 11 tane, 15 tane, 20 tane oyuncu derken oyuncuyu böyle atıp bugün mesela çok daha kötü bir skor olsaydı siz benim Özlüce'de neler yaptığımı biliyor musunuz? Oyunculara özgüven, ayağa kaldırmak. Ozan'da çok yaşıyorum bunu şu anda. Şu anda çok kıymetli olan şu. 3 puan bu oyunculara bir özgüven verdi. Şunu çok net ifade etmek istiyorum. Bunu çok söylemek istiyordum ve bugüne kısmet oldu. Büyük camiaların umutsuzluk diye bir konusu söz konusu olamaz umutsuzluk büyük camialarda. Eğer böyle bir şey varsa ya büyük değilsinizdir ya da büyüklüğünüz unutturulmuştur. Bursa şehri de çok büyüktür. Bursa Spor Camiası da çok büyüktür. Hangi şartlarda olursa olsun gereğini yapacak kudrete sahiptir. Ben elimden ne geliyorsa kendi iş sahamda uyumadan 24 saatse 24 saat. Böyle güzide bir camiaya hizmet etmek benim için onur ve gururdur. Ve bir zerresine zarar gelmemesi adına oyuncusuna da ekonomisine de beni yakından tanıyanlar bilir. Böyle duyguluyum. Çok önemli bir galibiyetti. Çünkü bir şeyleri inşa ederken güçlü olmak zorundasınız. Türkiye'de teknik adam olmak zor, oyuncu olmak zor. Bursa Spor forması çok kıymetli ve ağır. Onu taşırken de taşıyacak insanların da
biraz deneyime, tecrübeye ihtiyacı var. Yoksa kırılır gider, yok olur. Oyuncuyu kazanalım derken kaybederiz. Ben böyle düşünüyorum. Ve sizlerden de rica ediyorum. Bana, şehrinize, ben de bu şehrin artık bir bireyim, bu takımın teknik direktörüyüm. Samimiyetime, yürekten olduğuma itimat edin. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bir galibiyetle futbolda her şey değişmez tabii ki yani. Şimdi siz benden şunu mu duymak istiyorsunuz? Bu takımın galibiyetini yok sayalım, 11 tane oyuncu mu var? Yani ben altını çizerek gene söylüyorum. Bu takım gene maç kazanır. Kaybedebilir. Ancak siz ne istiyorsunuz? Bursa Spor Kulübü ne istiyor? Evet, başkan bununla alakalı açıklama yaptı. Ben de geçen hafta bir şeyler söyledim. Bu konuyla alakalı benim konuşmam artık doğru değil. Başkan da bir açıklama yaptı. Şimdi bu biraz fizyoloji ve anatomi cevabı olacak. Futbolda ve daha doğrusu her türlü sporda antrenman yaşı diye bir şey var. Ali Akman şu anda bu ligde 90 dakika oynayacak seviyede değil. O kendisi çok iyi bir, çok akıllı bir çocuk. Ben ne söylersem yapıyor. Bana çok inanıyor. Ben de ona inanıyorum. Biraz önce söylediğim cümle gibi. Şimdi ben çok duyuyorum Ali Akman oynasın. Ben Ali Akman'ı şöyle mi oluyor? Tahtaya yazdım oynadı falan değil. Ali Akman'ı inandırdık. Ali Akman, şimdi bu çocuklar antrenman yaşı, antrenman geçmişi, zorluk derecesi yüksek maçlar. Mesela Türkiye milli takımı genç alt kategorilerde çok başarılı. 19-20-21'de yok. Bunların hepsinin fizyolojik ve anatomik açıdan antrenman geçmişi, dayanıklılık, kuvvet, bunlar ergenlikle beraber gelişen şeyler. O yüzden oyuncu size bir bölüm oynar. Şehu'ya da geleyim. Şehu da bilmeyenler yazıyor. Şehu niye oynamıyor? Şehu 2 aydır Afrika Kupası'nda sakat. Arka ademesinden sakat. Ve Şehu'yu geçen hafta oynatamadım. Şehu 20 dakika oynuyor. Bugün 45 dakika ona rica ettim. Bütün glikojenlerini boşalt. Bana yardımcı ol. Gittiği yere kadar gitsin. Yani oyuncular genç olduklarından dolayı gene altını çiziyorum. Antrenman geçmişi hem fizyolojik hem psikolojik hem anatomik açıdan 90 dakika bu seviyede zorluk derecesi, orada Rotman oynuyor. Atıyorum bir isim, Rotman. İkili mücadelede oyuncu özgüven kaybına kapılır. Allah'a çok şükür Ali Akman gol attı ve özgüven var. Zaman zaman kullanacağım oyuncuyu ama sürekli 11 oyuncusu olmasını beklemek o çocuğa da haksızlık. Ben ilk geldiğimde antrenmana çıktığımda orada bununla alakalı bir şey söyledim. Bir kere teşekkür ederim. Çok insani, çok işinizi yapma anlamında güzel bir şey istiyorsunuz ve bu benim için de avantaj. Ancak bu dönemde siz de takdir edersiniz ki kulübün maalesef bazı zor şartları var. Şimdi ben kaçmıyorum. Benim ilgi alanımın dışındaki sorulara ben cevap veriyorum mesela. Saha içinden süper. Bunu yapacağım. Ben zaten çok istiyorum. Hatta ben şunu çok hayal ediyorum. Belki Bursa'da gerçekleştirebilirim. Zaman zaman haftada bir gün Bartu'nun da bana desteğiyle halka açık, herkesin soru sorabileceği bir platform. Bunu da düşünüyorum ilerleyen zamanda. Ama şehri çok iyi tanımıyorum. Evet, sizleri de çok yakından tanımıyorum. Tanımam lazım. Sizin de beni yakından tanımanız lazım. Daha sağlıklı, daha seviyeli bir işbirliği çıkartabiliriz. Sonuç itibariyle siz de ben de aynı yere hizmet ediyoruz. Bunu yapacağım. Oyunun 2-0 olduktan sonra oyun tamamen geçiş oyununa döndü. Tabii ki avantaj sağladı. Bu geçiş oyunlarını iyi oynayabilmek için iyi bir oyuncuları antrene etmekle alakalı taktiksel anlamda. Oyuncular buna cevap verdi. O diğer sorunuza da gelince, evet, birçok oyuncunun bazılarında zorlanıyorum. Çünkü alışkanlıklar var. Performans eğrisi öğrenme eğrisi performans eğrisinden daha kıymetlidir. Çünkü öğrenen oyuncu hızlı yol kat eder. Mesela bu örneği Emirhan'ı söyleyebilirim. Emirhan sürekli tesiste
Avrupa'dan onun pozisyonunda oynayan, o dizilişlerde oynayan oyuncuları sürekli analiz odasına gelir, sürekli bunu ister, sürekli beni sıkıştırır, pozisyonunu sorgular. Onunla sürekli video izlemekten yani sıkıldım. Artık hocalar yapıyor. Şimdi ben o gün de söyledim, transfer çok kolay değil, ligin ikinci haftası. Evet, oyuncuya ihtiyacımız var. Bugün galip geldik ama sadece 3 puan aldık. 32 tane maç var daha. Ve TFF birincilikte bayağı deneyimliyim ben. Sezonun ortalarına doğru Akhisar ve bu ligde şampiyonu oynayacak takımlar hem atletik açıdan hem de taktiksel açıdan daha zor rakipler oluyorlar. Oraları da öngörmek lazım. Evet yani, ama şu da değil yani, bugün atıyorum 5 oyuncu pat Eskişehir'de oynasın. Gelen oyuncunun fiziksel durumu nedir? Şimdi ben bizim çocuklara 1,5 aydır, 2 aydır çok da gerçekten sıkılıyorlar. Evet farkındayım. Ama öğrenmek için fedakar olmak lazım. Beni sağ olsunlar çekiyorlar biraz. Ben sürekli tesiste kalıyorum. Ya birebir alıyorum, ya grup alıyorum, ya pozisyon gösteriyorum. Ya antrenmanda yakalıyorum, antrenmandan sonra yakalıyorum. Şimdi ben taktiksel anlamda detaycı bir antrenörüm. Yeni gelen oyunculara bunu vermem biraz zaman alır. Ama fiziksel ve bu oyunları bilen oyuncu gelirse, eğer takımın oynayacağım rakibe göre, oynayacağım deplasmana göre, şartlara göre kullanabilirim. Bu bir görmem lazım.